Şu kademeli de önemli bir şey söyleyeceğim ama önce enflasyonu konuşalım. Tamam. Kademeli nasıl olacak sayın bakan açıkladı onu. Hı hı. Önce 4 aylık enflasyon belli oldu dün. Biliyorsun. %43.68 geldi ve bu 16 ayın en düşük enflasyonuydu. Dün biraz konuştuk. Evet. Özellikle de üretici enflasyondaki %50'lere gelmesi, aradaki makasın kapanması bundan sonra enflasyonda düşeceğini gösteriyor. İyi bir haberdi. 4 aylık enflasyon %15.22 çıktı. Yani bundan sonra Cansın 2 enflasyon verisi var ya sıfır çıktı diyelim enflasyon hiç artmadı veya eksi çıktı. Artık cepte 15.22 var. Tamam. Bu SSK ve Bağkur emeklileri için 4 aylık artış oranı. Memur ve memur emeklileri için ise onlar %6 alacaklar. Artı enflasyon farkı alacaklar. Onlar için de %13.08 kesinleşmiş oldu. Böylece fark alacakları da kesinleşti. Dün biraz söylemiştim en düşük memur maaşı 13.384 lira oluyor bu 4 aylık artışla birlikte. En düşük memur emeklisi maaşı da 8.935 liraya çıkmış oldu. Yani bunlar garanti artık. Bunun üstünü konuşacağız ee, şeyde e, Temmuz ayında. Bağkur esnaf maaşına baktığımız zaman orada da en düşük kök maaş 5.456 liraydı. O da 6.286 liraya. Çıkmış oldu ve 7500 liraya tamamlanacak. SSK 2000 öncesi içinde kök maaş 6093 liraydı. O da 7019 liraya çıkmış oldu. Ee, burada meslek meslek de var. Ee, i̇stersen şöyle bakalım. Mesela şube müdürünün maaşı 23 bin liraya çıktı. Üniversite mezunu bir memurun maaşı 14 bin liraya çıktı. Uzman öğretmen birin dördü 20 bin liraya çıktı. Ee, yine başkomiserin 23 bin liraya çıktı. Polis memurunun... E, 20 bin liraya çıktı. Ee, hemşirenin 17 bin lira geçti, 17.652 lira oldu. Mühendisin 24 bin lira oldu, teknisyenin 14.800 lira oldu, profesörün 38.500 lira oldu, araştırma görevlisi 22.773 lira oldu, vaizinki de 18.788 lira oldu memurların. Emeklilerden de şöyle hızlıca hemen söyleyeyim. Evet. Memurların 8833, öğretmenin 13380, evet. kaymakamın 18944, polis memurunun 13380 lira oldu emekli memuru. Evet. Şimdi gelelim şu kademe meselesine. Çok soruluyor yani sen dedin evet. 7500 liranın üzeri nasıl olacak diye. Evet. Şimdi biliyorsun ee, bu e, bayramdan önce en düşük emekli maaşı 7500 liraya tamamlandı. Yani 5500 liraydı, 7500 lira oldu. Hep seninle konuşuruz, sana da çok soru geliyor. Ya ben 8000 lira alıyorum, niye benimki artmadı diye. Sayın Cumhurbaşkanı ona bir müjde verdi. Yani Temmuz zamından önce belki böyle bir yasal düzenleme yapılacak. Yani meclis ilk açıldığında onu getireceğiz dedi. <laughs> Ve bu 7500 liranın üstünde alanlara da böyle bir seyyanen artış gelecek. Bunun da kademeli olacağını öğrendik. Nasıl olacak? 7500 lirayla 10 bin lira arası bir kademe olacak. Yani maaşlardan bahsediyorum. Yani 7500 lirayla 10 bin lira maaş alanlar arasında atıyorum 3000 lira artacak diyecekler. Yani bunları sallıyorum 3 bin lirayı sallıyorum. Sonra 10 bin lirayla 15 bin lira arasına bir seyyanen zam, 15 bin liranın üstüne bir seyyanen zam. Dolayısıyla 7500 ile 10 bin lira arasında maaş alanlar daha çok zam alacak. Ondan sonra kademeli olarak düşecek. Sonra Temmuz'da az önce söylediğim oranlarda zamlar yapılacak ve tabii refah payı da gelecek. Şu anda on, %15 cepte üstüne artık sen Cumhurbaşkanı ne kadar refah payı koyacak onu da bekleyeceğiz. Peki ee, bu 3600 ek göstergeyle ile ilgili. Bunu da ilgili... Ee, Şimdi 3600 3.600 ek gösterge zaten çıkmıştı ve evet. biliyorsun Ocak'tan itibaren de hem emekliler hem de memurlar bunu ikramiyelerinde ve maaşlarında görmeye başladılar. Tamam. Ama burada bir kısım arkadaşımız 3600'e ulaşamamıştı. Yani o da ünvandan dolayı ulaşamamıştı. Yani işte tekniker sağlık hizmetlerindeki bir tekniker ulaşırken atıyorum yardımcı hizmetlerdeki tekniker ulaşamamıştı. Aslında ünvanları aynı ama hizmet sınıfları farklı olduğu için ulaşamamıştı. Şimdi aşağı yukarı 400 binin üzerinde arkadaşımıza daha bu imkan getirildi. Birinci dereceye gelen her memur otomatik olarak 3600 ek gösterge olacak. Hı hı. Yani birinci dereceye gelen bir memur artık ek göstergesine bakmayacak. 3600 otomatik olacak. Bu ne getirecek? aşağı yukarı emekli maaşında 3 bin liraya yakın para getirecek. Emekli ikramiyesinde de yine 50 bin liraya yakın bir ilave para getirecek. Peki asgari ücretle ilgili ne bekliyoruz? Asgari ücret de artacak. Artık o kesinleşti. Hem sen Cumhurbaşkanı söyledi hem e Çalışma Bakanı söyledi hem Hazine Maliye Bakanı söyledi. Asgari ücret öyle gözüküyor ki e, Haziran ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve e, asgari ücret çift haneye çıkacak. Bazıları 5 hane diyor hani 10 bin liranın üzeri olunca hani 5 tane rakam var diye. Ama biz çift tane diyelim hani 8 bin 500 liraydı ben 10 bin liranın üzerine hatta 11 bin liranın üzerine de çıkacağını düşünüyorum. %30'un üzerinde bir artış olacağını da düşünüyorum.